Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, yüzlük 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 kuyruğuna geldik. Yani o zurnanın zırt dediği noktadayız artık. Sınava bir hafta, hatta bir haftadan da az bir süre kaldı. Bu kalan sürede nelere dikkat etmemiz lazım? Yani sınavın son hafta kuralları nelerdir? Bunları sizlerle paylaşacağım. Zira 20 yıldır, 20 yıldır dile kolay hocam. Üniversite sınavlarına, diğer sınavlara öğrenci hazırlıyorum. 20 yıldır edindiğim tecrübelerden yola çıkarak bu son haftada nelere dikkat etmeniz gerekiyor, neleri doğru yapmanız gerekiyor bunları sizle kalem kalem konuşacağım. Haydi dilerseniz tek tek başlayalım. Şimdi bir, akbabalardan ki... <laughs> Ben onlara aslında akbaba diyorum ki akrabalardan akrabalardan ve kahin arkadaşlardan uzak duralım. Şimdi özellikle akrabalar gerçekten e, insanın canını sıkabiliyor. İnsanın enerjisini aşağıya doğru çekebiliyor. Bu akbabalardan birazcık uzak durmaya çalışalım. Onların söylemlerini ciddiye almayın dostlar. Onlarla aynı ortamda mümkünse bulunmayın. Bir de kahin arkadaşlarınız var. Bu kahin arkadaşlarınızdan da uzak durun. Zira kendi öğrencilik zamanımı hatırlıyorum. Öğrencileri sürekli gözlemliyorum. 20 yıldır onlarla iç içeyim. Bazı kahin öğrenciler vardır. İşte matematikten bu çıkacak, Türkçeden şu çıkacak, edebiyattan kesin bunu soracaklar gibi sürekli böyle kehanette bulunurlar. Ben onlara kahin arkadaşlar diyorum. Bunlar size yarar vermez dostlarım. Bunlar size zarar verir. Bakın size küçük bir örnek anlatayım. Mesela üniversitedeyken ben yazılılara yani Finallere ve vizelere çok fazla çalışmazdım ama genelde öğrencilerden, diğer arkadaşlarımdan yüksek not ya da onlara yakın notlar alırdım. Bunun da sebebi şuydu. Mesela sınava bir saat kala, iki saat kala ben hemen üniversiteye, kampüse giderdim. Böyle e, bizim öğrenci arkadaşları bir yerde topluluk halinde çalışırken bulurdum. Hemen onların yanına otururdum. Kafa boş olduğu için benim. Onlar kendi aralarında sürekli birbirlerine bir şeyler anlatırdı. O ona onu anlatırdı. O ona onu anlatırdı. Şu çıkacak göreceksin. Bunu soracak hoca göreceksin falan filan birbirlerini gererlerdi sürekli. Ben de dinlerdim. Kafa boş olduğu için de tabii ne anlatılıyorsa kafama giriyordu. Sınava girdiğimizde onlar gergin bir şekilde ben son derece rahat bir şekilde girdiğimden ben onlardan ya yüksek not alıyordum ya da onlara yakın. Onun için beni pek fazla sevmezlerdi. Hatta beni gördükleri zaman neyse sonra konuşuruz falan gibi muhabbetler yaparlardı. Dolayısıyla özellikle arkadaşlarınızla görüşmeyin demiyorum ama bazı kahin arkadaşlar var. Sürekli kehanetlerde bulunurlar. Onlardan uzak durun dostlarım. Onlar sizin enerjinizi sömürürler. Yani şu çıkacak, bu çıkacak, bak bunu soracak kesin falan filan. Senin sürekli zihnine vesvese sokar. Yani sen başlarsın bu sefer. Ya biliyor muyum, onu biliyor muyum, bunu biliyor muyum, şunu biliyor muyum? Tamam artık ya tamam bitti artık. Neyi biliyorsan biliyorsun, neyi bilmiyorsan bilmiyorsun. Artık sınav geldi. Dolayısıyla bu kahin arkadaşlardan ve mümkünse şu akbabalardan uzak durun. Zira akrabalar da sürekli seni birileriyle kıyaslarlar. Benim rahmetli dayım mesela enerjimi sürekli sömürürdü. Hatta çok iyi hatırlıyorum sınav günü e, dayım götürecekti beni sınava. Kendisinden tek bir şey rica ettim. Anneme söyledim. Anne dedim dayıma söyle dikkat etsin dedim. Dedim ki ya sabah kalktığınızda televizyon, müzik bir şey açılmasın dedim. Yani sessiz bir ortam olsun. Kahvaltımızı yapalım, gidelim. Bak tek bir şey istemişim. Bir şey istemişim ya. Lütfen yani bir şey, bir şey. Abi sabah bir kalktım açmışlar bir tane müzik kanalını hiç unutmuyorum Seda Sayan'ın Ah geceler vah geceler şarkısı. Yemin ediyorum var ya sınav boyu zihnimden gitmedi o şarkı. Sürekli kafamda döndü durdu. Artık bir noktadan sonra kendimi zorlamaya başladım. Ya şu şarkıyı bari değiştireyim. Hep aynı şarkı dönüp duruyor kafamda diye. Onun için sizden ricam bu akbabalardan ve kahin arkadaşlardan uzak durun. Kimsenin enerjinizi düşürmesine müsaade etmeyin. Birazcık iç yolculuğa çıkın dostlar. Ha kimseyle görüşmeyin demiyorum ama siz ayırt edebiliyorsunuzdur. Yani arkadaşlarınız arasında kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu, kim kimin kehanetlerde bulunup kimin bulunmadığını biliyorsunuzdur. Bu ayrımı yaparak son haftanızı bu anlamda değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkincisi uyku düzeniniz dışında rutinlerinizi değiştirmeyin. Rutinlerinizi değiştirmeyin. Ne demek istiyorum? Ya hiç dağ yolculuğuna çıkmamışsın. Çıkma kardeşim. Çıkma. Ne bileyim sene boyu deniz kenarına inmemişsin. İnme ne bileyim hayatında o büfeden yemek yememişsin. Bu haftada yeme mümkünse. Yani hiç yapmadığın şeyleri bu hafta tutup da yapasın gelmesin. Tamam rutinlerinizi bu anlamda değiştirmeyin lütfen. Sonuçta vücut bu vücuda neyin yararlı neyin zararlı olacağını bu bir haftada ölçemeyiz. Dolayısıyla rutinlerinizi bozmayın. O hiç gitmediğiniz kafeye gitmeyin. O hiç gitmediğiniz deniz kenarına gitmeyin. Hiç gitmediğiniz o piknik alanına gitmeyin lütfen. Yani rutinlerinizi bozmayın. Fakat Uyku düzeniniz çok önemli. Bak bugünden itibaren size tavsiyemdir dostlar. Bugünden itibaren uyku düzeninizi sınav gününü merkeze alarak düzenleyin. Ne demek istiyorum? Ya güzel kardeşim sınav pazar günü mü? Pazar günü diyelim ki. Cumartesi akşamı saat kaçta yatacaksın? Kaçta uyuyacaksın? Saat 10'da ya da 11'de. Artık kaçsa onu kendine göre belirliyorsundur. Saat 11'de uyuyacaksın diyelim ki sınavdan bir gün önce yani cumartesi günü. Sabah kaçta kalkacaksın? 8'de ya da 9'da artık her ne ise bu. Bugünden itibaren yarın sınav varmış gibi akşam o saatte sabah o saatte kalkmaya vücudunu alıştır. 3 güne ihtiyacın var. Yani 3 günde vücudun o saatte yatıp o saatte kalkmaya alışacaktır. Niye bunu söylüyorum? Bir, sınavdan bir gün önce uyuyamama problemi değil mi? Bir türlü uyuyamıyoruz. Bir türlü uyuyamıyoruz. Dön Allah dön, dön Allah dön. Kendimden biliyorum. Ama sen eğer en az 3 gün kala ya da 4 gün kala o akşam saat 11'de yatıp sabah 9'da kalkmayı kendine alıştırırsan, vücudunu alıştırırsan 3 gün yeterlidir. Yani 3, 4, 5, 6 olursa ne güzel. Ama en az 3 gün gereklidir. 3 gün boyunca o saatte yatıp o saatte kalkmaya vücudunu alıştırırsan sınav günün bir gün önce uyumakta zorlanmazsın. Bir. ikincisi o gün uyandığında vücudunun üzerinde bir afallama olmaz, bir böyle mayhoşluk olmaz. Dinç bir şekilde uyanırsın. Çünkü vücudun buna alışmıştır. 3 gün bizim vücudumuz için yeterlidir. Bu bakımdan en azından son 3 gün, son 4 gün o akşam o saatte yatıp sabah o saatte kalkmaya kendinizi alıştırın. Vücudunuz buna alışmış olsun. Bunun faydasını göreceksiniz dostlarım. Ama bunun dışında yani uyku dışında lütfen rutinlerinizi bozmayın dedim ya. O gitmediğiniz kafeye gitmeyin bu haftada gitmeyin ne olur. O görüşmediğiniz adamla bu haftada görüşmeyin. Ne bileyim o gitmediğiniz daha yolculuğuna bu haftada gitmeyin. Yani rutinlerinizi bozmayın. Vücudunuza böyle afallayacağı şeyler bu hafta yaşatmayın dostlarım. Peki beslenme elbette beslenme önemli. Yani bu noktada beslenmeniz kıymetli dostlarım işte protein ağırlıklı abartmayın tabi abartmayın. Her şeyin fazlası zarar bunun özeti bu. Her şeyin fazlası zarar protein de fazlası zarar ama ya biraz daha böyle protein odaklı beslenmeye çalışın. <laughs> Affedersiniz ama yine rutine döneceğim. Yani hiç yemediğiniz yemeği de bu hafta yiyesiniz tutmasın. Yani beslenmenizi böyle düzenli bir şekilde sabah öğle akşam şeklinde düzenli bir şekilde alın. Protein ağırlıklı beslenmeye çalışın. Vücudunuza iyi gelecek şey ama abartmayın ne olur. Yani iyi bir yiyeceği bile abarttığınızda ya insan sudan zehirleniyor düşünün. Yani su insan vücudu için en yararlı şey olmazsa olmaz şey ama suyu abarttığın zaman insan sudan bile zehirleniyor. Dolayısıyla her şeyin fazlası zarar. Hiçbir şeyi abartmadan beslenmenizi bir düzene almaya çalışın. Fast food'dan uzak durmaya çalışın. Protein ağırlıklı beslenmeye çalışın. Ne kadar çok protein alırsanız şurası o kadar sağlam çalışır. Unutmayın dostlarım beslenme de önemli. Zihninizi, vücudunuzu dinlendirin. Aktif dinlenme yapın demişim. Bu ne demek? Şimdi Eminim aranızda birçoğunuzun uyku sorunu vardır. Hocam ben gece bir türlü uyuyamıyorum. Niye uyuyamadığını söyleyeyim. Çünkü ekrana bakıyorsun. Yatağa yattığında ekrana bakıyorsun, telefona bakıyorsun, tablete bakıyorsun. Bu bakımdan uykum gelmiyor bir türlü. Gelmez. Gelmez. O telefona baktıkça uykum gelmez. Peki hocam ne tavsiye ediyorsun? Al eline bir kitap oku ya. Yemin ediyorum var ya yarım saatte mışıl mışıl uyursun. Böyle bebekler gibi uyursun, melekler gibi uyursun. Al bir kitap eline yat şöyle bak bugünden itibaren akşamları en azından. Hem aktif bir şekilde hem de dinlenmiş olursun. Ve daha rahat uyursun. Uyu Okumak, e, okumak hem bu anlamda sana fayda sağlar hem zihnini aktif bir şekilde dinlendirir hem de bunun yararını sınavda görürsün. Zihnini ve vücudunu bu anlamda dinlendir, aktif dinlenme yap, unutma. Ezber dersler için pekiştirmelerinizi elbette yapacaksınız. Yani uzmanlar genellikle son 3 gün, son 4 gün çalışmayın diyorlar ama gerçi ben de mesela hatırlıyorum öğrencilik zamanımı son 4 gün bırakmıştım ders çalışmayı. Ee, ancak ezber dersler için bazı pekiştirmeler yapmıştım. Yani bildiklerimi tekrar etmiştim. Asla yeni konu öğrenmeye çalışmayın. Yani bir sene boyunca parabol çalışmamışsın. Dur şu parabole çalışayım deme. Yani icat çıkarma lütfen. Yeni bir konu öğrenmeye çalışma ama ezber dersler için özellikle pekiştirmelerini yap. Ezber olmayan dersler mesela Türkçenin dil bilgisi. Burada ezber yok. Burada daha çok uygulama var. Uygulamada bir şeyleri tekrar etmenin anlamı yok. Zaten yeterince bu zamana kadar soru çözmüşsün. Birazdan onunla ilgili farklı bir yöntem size göstereceğim. Dolayısıyla daha çok ezber dersler için konu pekiştirmelerinizi yapın. Şöyle bir göz atın dostlar ama yeni konu öğrenmek için lütfen çaba sarf etmeyin. Eskileri de bu anlamda tehlikeye atmış olursunuz. Evet, eski denemelerinizi çöpe atmadınız umarım. Ben size hep söylemiştim. Ya yani şu denemelerinizi çözdüğünüz testleri lütfen çöpe atmayın. Bir yerde biriktirin. Niçin? Eski denemelerinizi şöyle bir gözden geçirin. Yani burada iki tane amacımız var. Birincisi hem eksiklerimizi göreceğiz. Yani nerelerde hep yanlış yapmışız, neleri yanlış yapmışız özellikle yine ezber dersler için. Bir de gelişimimizi gözleyeceğiz. Yani o ilk denemeden son denemeye kadar ne kadar mesafe aldığımızı göreceğiz. Bu bizi ekstra motive edecektir. Çünkü insan çoğu zaman yorulduğu anlarda, bıktığı anlarda, sıkıldığı anlarda nerede başladığını unutuyor. Sadece bulunduğu ana odaklandığı için kendini motive edemiyor ve morali bozuluyor. Oysa nerede başladığını bir görürse, ne kadar mesafe kat ettiğini görürse, o kat ettiği mesafe onu motive edecektir. Bu bakımdan eski denemelerinize şöyle bir göz atın dostlar. Neleri yanlış yapmışsınız, neleri eksik yapmışsınız, gelişiminizi bir görün. Kaç netten kaç nete çıkmışsınız? Bunlar sizi inanılmaz bir şekilde motive edecektir. Evet, beyninizi tembelleştirecek etkinliklerden uzak durun. 1. televizyon. 2. oyun oynamayın lütfen. Oyun oynamayın. Televizyon izlemeyin. Yani bir ekrana bakmak şu an bana bakıyorsunuz. Beyniniz şu an pasif. Şu an düşünme kısmı durdu. Video bittikten sonra başlayacaksınız düşünmeye ama videoyu izlediğiniz müddetçe bunu bilim adamları ispatlamış durumda. Beynimiz böyle bir ekrana bakarken hani televizyonun diğer adı güzel adlandırması şeydir ya aptal kutusu. Yani gerçekten de öyle beyni durduruyor. Yani bir ekrana bir görüntüye baktığımız zaman beyin düşünme faaliyetleri düşüyor. E haliyle biz beynimizi ne yapmış oluyoruz ekrana bakarak? Tembelleştirmiş oluyoruz. E haliyle beynimizi tembelleştirecek etkinliklerden uzak durmalıyız. Peki hocam sen ne öneriyorsun? Elbette önereceğim şey yine aynı şekilde kitap okumaktır. Kitap ok Ama yine abartmayın yani her şeyde olduğu gibi kitapta da abartmamak lazım. Şöyle son hafta hiç okumadığın kadar kitaplar okuyup da beynini böyle ambole etmenin bir anlamı yok. Yani normal bir şekilde böyle zihnine egzersiz yaptıracağın tarzda kitap okumaları sana tavsiye ederim. Beynini bu anlamda sakın ha sakın tembelleştirme. Peki... Sınav yerinizi mutlaka gidin görün tecrübe yaşayın. Yani biliyorsunuzdur nerede sınava gireceğinizi o okula gidin hatta sınıfınıza girin hatta sıranızda oturun şöyle bir etrafa bakın hatta gözlerinizi bir kapatın Kendinizi sınav anında bir hissedin, bir böyle bir o anı bir yaşayın, bir tecrübe edin. Bunun faydasını, kıymetli dostlarım, sınav günü göreceksiniz. Sınav günü ikinci kez oraya gittiğinizde aslında o heyecanı zaten yenmiş olduğunuzu göreceksiniz. Peki hocam ben çok heyecanlıyım. Hocam ben çok rahatım. Ne diyorsun? Şimdi kimi öğrenci var inanılmaz heyecanlıdır ya inanılmaz eller titriyor böyle yani nefes alma düzeni bile bozulmuş inanılmaz heyecanlı bu iyi bir şey mi elbette kötü bir şey kimi öğrencilerse inanılmaz rahattır çok rahattır peki bu iyi bir şey mi bu da iyi bir şey değil peki iyi olan şey nedir işte bunun ortası yani birazcık heyecan biraz stres biraz kaygı Bunlar iyi şeylerdir. Niye? Ya şöyle düşün. Bir araba kullanıyorsun. Gayet relax. Kaza yapma ihtimalini düşün. Kaza yapma ihtimalini. Araba kullanıyorsun, çok heyecanlısın. Eller ayaklar titriyor. Kaza yapma ihtimalini düşün. Araba kullanıyorsun, dikkatlisin. Dikkatli. Kaza yapma oranını düşün. Elbette son söylediğimde kaza yapma ihtimali oldukça düşüktür diğer ikisine göre. Çok rahatsan yandan geçeni görmezsin, orada duranı görmezsin vesaire dikkatsizlikten gider bir yere bodoslar çarparsın. Çok heyecanlıysan arabayı kontrolden kaybeder, gaza basacağım yerde frene basarsın, frene basacağım yerde depriyaja basarsın yine kaza yaparsın. Ama dikkatli, sakin ama dikkatli. Yani dikkatli bir şekilde, hafif dikkatli bir şekilde. Araba kullandığın zaman ne olur? Kaza yapmazsın çok şükür. E haliyle çok heyecanlı olmak iyi bir şey değil. Çok rahat olmak o da iyi bir şey değil. İkisinin ortası yani içinde birazcık bir kaygı, biraz heyecan, biraz endişe olması gayet iyidir. Bu seni dikkatli tutacaktır. Dikkatli olacaksındır. E hocam ben çok rahatım ne yapacağım? bilemiyorum ne yapacaksın. Yani birazcık kaygılanman lazım. Geleceğini düşün, Türkiye'nin halini düşün, okuyan insanların ne hale geldiğini düşün vesaire. Belki biraz kaygılandırır seni. Hocam çok heyecanlıyım ve kontrol edemiyorum. O zaman bir uzmanla görüş, mutlaka git destek al. Yani bu normal bir şey değil çünkü. Yani eğer heyecanını kontrol altında tutamıyorsan bu normal bir şey değil. Mutlaka git bir uzmandan ya da çok tecrübeli bir kişiden, bu anlamda çok tecrübeli bir kişiden git bir tavsiye al. Hatta bu çok heyecanlılar için ben ufak bir tavsiyede bulunayım. Kıymetli dostlarım, ölüm dışında, ölüm dışında hiçbir şey nihai son değildir. Bunu yaşayıp tecrübe edeceksiniz. Yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak sizde paylaşıyorum. Ölüm dışında hiçbir şey nihai son değildir. Bunu unutmayın. Bak üniversiteye gideceksin. Artık senin için o üniversiteye gitmek, orada okumak, orada bulunmak, bütün bu heyecanları unutacaksın. Ve göreceksin ki ya nihai son bu değilmiş. Sonra ne olacak? 4 sene sonrasını düşünmeye başlayacaksın. Acaba ben ne iş yapacağım? Nerede bulunacağım? Kimle evleneceğim? Nasıl bir hayat kuracağım? Bütün endişem, bütün kaygım bu olacak. Sanki nihai son oymuş gibi. Üniversite bitecek, bir işe gireceksin, evleneceksin, çoluk çombalığa karışacaksın ve bir bakacaksın ki nihai son bu da değil. Bu da seni tatmin etmiyor. Bu sefer diyeceksin ki ya bir ev almalıyım ben. Benim bir evim olmalı falan. Bütün enerjini oraya odaklayacaksın. E o da olacak. Sonra diyeceksin ki bu da değilmiş. Nihai son kıymetli dostlarım ölüm. Tek gerçeğimiz ölüm. Dolayısıyla bir şeyi bu kadar büyütmenin anlamı yok. Yani heyecanına faydası olur diye bunu anlatıyorum. Bir şeyi bu kadar abartmanın, bu kadar hayatının merkezine almanın bir anlamı yok kıymetli dostum. Hiçbir şey ama hiçbir şey nihai son değildir hiçbir şey. Eline geçirdiğin anda kendine başka bir nihai son belirler insan her defasında. Ve onu elde ettiğinde der ki ya bu da değil. İçinden bir ses tabii ki. Bunu bilinçli olarak yapmaz içinden bir ses bu da değilmiş deyip başka bir nihai son kendine bulur. Tek nihai son ölümdür dostlarım. Bunun dışında hiçbir şey nihai son değildir. Bunu bu şekilde düşünürsem üniversite sınavı önemli mi? Elbette çok önemli. Yani önemsiz olduğunu anlatmıyorum. Ama nihai son değil. Emin ol üniversiteye gittiğinde başka dertlerin, başka tasaların olacak. Başka kaygıların olacak. Onları yendiğinde başka kaygılar gelecek. Onları yendiğinde başka kaygılar gelecek. Yani hiçbiri nihai son değil dostlarım. E dolayısıyla heyecanını bunu düşünerek birazcık baskılayabilir. Birazcık kontrol altına alabilirsiniz. Evet, sürekli olumlama yapın. Sanıyorum Einstein'ın sözüydü bu. Yani gerekli frekansa girdiğin zaman her şeyin sana hizmet ettiğini ve o istediğin şeyin olabilmesi için bütün evrenin sana yardımcı olduğunu göreceksin, der ve Einstein Evrende gördüğümüz, gözlemlediğimiz her şeyin bir enerjiden ibaret olduğunu söyler. Ben de buna birazcık inanıyorum. Sürekli olumlama yapmak. Yani olumlu düşünmek, pozitif düşünmek, olacağına inanmak, olmuş gibi tasarlamak. Sürekli olumlama yapın bu hafta boyunca hocam. Olumlama yaparsam olacak mı peki? Bilemem. Bilemem. Ama olma ihtimalini güçlendireceğine eminim olmama ihtimali, olma ihtimali. İki ihtimal var değil mi? Ya olacak ya olmayacak. Sen olacak olanı düşünürsen, yani olmuş gibi zihninde bunu canlandırırsan, kendini üniversitede hayal edersen, kampüste, üniversitenin kantininde, yeni bir arkadaş ortamı, kendine bir sevgili yapmışsın falan filan böyle bunu bunu yaşarsan zihninde olumlama yapmış olursun. Olma ihtimalini yükseltmiş olursun. Ama olmayacağını düşünürsen, başaramayacağını düşünürsen, olmayacak, başaramayacağım. Gene şöyle olacak, gene böyle olacak olmama ihtimalini güçlendirmiş olursun. Bak kesin olur ya da kesin olmaz demiyorum. Ama olma ihtimalini güçlendirmek istiyorsan sürekli olumlama yapmalısın. Bunu sadece sınav için düşünmeyin dostlar. Hayatınızın geneli için düşünün. Ben bunu askerde bir Ali Doğan diye bir arkadaşım vardı. Ali Doğan Çamak. E, kulakları çınlasın. Asker arkadaşım. Ondan gözlemledim, ondan öğrendim açıkçası. Ya yani bir insan bu kadar mı pozitif olur, bu kadar mı her şeyden bir olumlu sonuç çıkarır, hep mi olumlu? Ama bir bakıyordum adama, hakikaten adam ne derse oluyordu. Yani şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak derken sayıklarken görürdüm ben onu hep mesela. Şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak derdi. Bir hafta sonra da olurdu. Yani söylediği şey olurdu. Dolayısıyla evren, yani bu kozmik evren bir enerjiden ibaret. Doğru frekansa geçmemiz lazım. Bu anlamda olumlamalar oldukça size fayda sağlayacak olacaktır dostlarım. Unutmayın. Bir de şunu unutmayın. Zihnimiz bizim emir elimiz gibidir. Sen ona neyi direktif olarak verirsen o sana emret komutanım der. Yani ben bu işi başaracağım dersen emret komutanım. Ben bu işi başaramam dersen emret komutanım. Yani sana ne dersen ona emret komutanım diyeceğine göre olumlu şeyleri söyle. Sürekli zihninde olumlamalar yap. Bunun faydasını mutlaka göreceksin. Evet kıymetli dostlarım bir video daha gelecek sınav anı için. Sınav anını sizle birlikte yaşayacağız. Onunla ilgili de hazırlıklarımı yapıyorum. Bununla birlikte şu haftayı nasıl değerlendireceğiz, neler yapacağız, nelere dikkat etmeliyiz bunları sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler benim canım öğrencilerimin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.